tahsil yapmak istiyorum. Bu yine Süleymaniye'de, bu 46 numaranın giriş katındaydı. Zübeyir abinin küçücük bir yeri vardı bir oda. Oraya gittim. Şimdi Zübeyir abi beni sandalyeye oturtulur diye ben hemen gittim yere oturdum. Ki beni sandalyeye falan oturdum. Zaten bir tane sandalye var içeride. O sandalyede yok yatak vardı. Pardon. Kendi yatağı oraya oturtuyordu. Oraya oturtulmasın diye ben hemen yere oturdum. Sümeyr abi geldi. Rahmetullahi aleyh. İşte tabii sağdan soldan bir şeyler anlattı böyle. Gizliyor söyleyeceğini. Devamlı gizler yapar söyleyeceğini. Ben de bilirim onları. İşte dedi, ben dedi hastayım dedi. Uyuyamadım Zübeyir abi. Bak otlar işte turmalara doldurdum diye duvarlar açmış böyle. Kardeşim işte böyle. Bunlarla meşgul oluyor. İnsan hasta olunca bütün kafası oraya gidiyor. Onun için ben bilemiyorum her şeyi dedi. Böyle bir şeyler söyledi. Sonra dedi ki gizlendi. Kardeşim dedi, ölüm anı niye gizlenmiştir? Buyur abi dedi, seni dinliyorum. Allah ölüm zamanını gizlemiş ki biz her zaman İslam'a hizmet edelim. Ölüm bizi İslam'a hizmet ederken yakalasın. Onun için ölüm zamanıydı. Şimdi de kardeşim senin tahsil yapmak falan bu olmaz. İşte bir meslek bulmuşsun, bu meslekte devam et. Yeni zamanı iman hizmetine ver. Artık senin İslam'a vereceğin, iman hizmetine vereceğin çok şeyin var. Paran var, mevkin var, makamın var. Bunları gerekirse ver İslam hizmetine. Ondan sonra onun için dedi, yok ben şuralara geleyim de ondan sonra hizmet edeyim, böyle şey yok dedi. Çünkü oraya geleceğini neden biliyorsun? Belki oraya gelmeden ölürsün, tehlikeli olur dedi. Hadi dedi, bırak dedi o işi. Tahsile mahsede sen bırak dedi, iman hizmetine devam. Tabi sen ben onun emrini yerine getirdik, tahsile mahsede bıraktık. Elhamdülillah, iman hizmetine de çalıştık çok şükür. Öyle efendim.